Arif merhaba. Merhabalar abi, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar. Nasıl gidiyor Arif? Şükür abi, bir yaramazlık yok. Sen de nasılsın, ne var ne yok? İyi Allah'a şükür, ben de iyiyim. Vallahi iyilik versin. Hı. Geçen hafta yarım kalmıştı. Moderatör sen. Estağfurullah. Geçen hafta muhabbetimiz yarım kalmıştı teknik bir aksaklıktan ötürü. İnşallah Maalesef. bu hafta tamamlayalım inşallah. İnşallah, inşallah. Hem kısa bir özet geçelim. Belki geçen hafta seyretmeyen dostlarımız da olabilir. Güzel bir sohbet olsun inşallah. İnşallah abicim. Sen de hani geçen hafta konuştuğumuz gibi hafta içinde de zaten konuşmuştuk seninle. Bir Hı. cüceler serisi diye bir seri yapalım demiştik. Hı. İşte dwarf türlerle ilgili. Bunun ciklitler olabilir. Hı. Metalar olabilir, guraminler olabilir, labirentler olabilir dediğimiz gibi. Cüce Hı. türlerden başlayalım dedik. Memlekette de hakikaten bayağı sevilen, popüler olan apistogrammalarla bir seriye başlayalım deyip sonrasında Hı. da diğer haftalarda da inşallah diğer türlere de değiniriz diye düşündük. İlk başta apistolara başlayalım. İnşallah bu arada Clan Aquas Keyfing'den Mert kardeşim de katıldı aramıza. Mert hoş geldin. Tüm katılan dostlara hoş geldin diyoruz. Mert, sen de hoş geldin kardeşim. Evet, afistolarla başlıyoruz. Afistoların istersen önce bir habitatlarından, yaşadıkları yerlerden bahsedelim. Olur. O Hatta şekilde devam edelim. senle de görüştük ya, şöyle bir nasıl diyeyim, yol haritası belirleyelim. Tamam. Habitatlarından başlayalım. Hı. İşte ona göre hangi, nasıl bir akvaryum ölçüsü ve nasıl su değerleri olması gerekiyor? Beslenen türe göre zaten değiniriz. Hı. Sonra beslenme rejimlerinden bahsedelim. Tank Hı. arkadaşlarından bahsedelim. Hı. Üreme evresinden bahsedelim. Davranışlarından bahsedelim diye konuşmuştuk. İstersen abi, habitatlarından başlayalım. Tamam. Bu arada Cemler Aşit de katıldılar. Hoş geldiniz. Katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Herkese Evet, tekrardan. habitat. Hı. Buyurun sen. Estağfurullah. Katılan dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hı. Evet, Arif bu arada şeyleri çok iyi göremiyorum. Bendeki akış çok hızlı yenilenmiyor sanıyorum. Mesajlarla ilgili de senden destek rica ediyorum. Mesajları gördüğünüz zaman soru falan varsa dostlarımızın sorularını yanıtlayalım. Habitatlarından başlıyorum. Apistolar bildiğiniz gibi Güney Amerika kökenli, Amazon kökenli türler. Amazon'un pek çok bölgesine yayılmış durumdalar. Genel olarak bakarsak yumuşak ve asidik su türleri. Fakat tabii bazı habitatta yaygın olan türler var. Mesela kakadular gibi, Kakatoides türü gibi, mesela borelli türü gibi. Bunlar hem Amazon'un beyaz su bölgelerinde hem de asidik siyah su bölgelerinde bulunabiliyorlar. Beyaz su dediğimiz bizim sularımıza biraz daha yakın. Görece olarak daha orta serte yakın, daha nötre yakın. Amazon'da pek alkalisi yok ama genelde pH'ı 6,5-7,5 arasında değişen 100-150 ppm civarı sular beyaz sular olarak adlandırılıyor Amazon için. Bunlar Orinoco'nun bir kısmında var. Kayalık bölgelerinde var özellikle. Rio Negro'nun kayalık bölgelerinde var. Blackwater dediğimiz, siyah su dediğimiz ortamlarda yumuşak ve asidik sular. Yoğun fümik asit, yoğun tanen içeren, genel olarak 100 ppm'in altında sertliğe sahip. pH genellikle 5 ile 7 arasında değişen, genelde 5,5-6,5 seyrinde giden siyah su ekosistemleri de böyle. Yani Amazon türleri özetle. Eyvallah abicim. Zaten o bölgeden başka bir yerde de apistogramma türleri bulunmuyor zaten. Evet. Geniş bir alana da Evet. yayılmış durumdalar. Hani Arjantin'den Bolivya'ya kadar, en kuzey kesimi Venezuela'nın en kuzey kesimine kadar neredeyse. Venezuela, Kolombiya'ya kadar. Geniş bir alana yayılmış bir tür. Hı. Biraz daha açarsak habitat değerlerini abim. Hatta tür üzerinden de örnek verebilirsin. Yani şu türler şuralarda yaşıyorlar, su değerleri böyledir gibisinden. Hı. Bu konuda senin çok değerli deneyimlerin ve bilgilerin var. Ben aslında bu konuda Estağfurullah. sözü sana bırakmak istiyorum. Senin Estağfurullah. deneyimlerinden ben de faydalanmak istiyorum bir biyotopçu olarak. Estağfurullah abicim. Biyotop akvaryumlarla uğraştığım için bahsettiğin gibi araştırmalarımda bayağı bir haklarında şeyler okudum.
İşte ne bileyim, Blackwater, Freshwater sularda yaşayan türlerden bahsettin abicim. Beslediğimiz türlerin zaten çoğunluğu şu anda, Türkiye'de bulunan türlerin çoğunluğu hemen hemen su, şebeke sularımıza alışkın diyebiliriz. Veya da genelde bunları beslerken raw su sistem dediğimiz arıtma sistemlerini kullanıyoruz. Ozmoz suları kullanıyoruz. Habitatlarında da zaten çok düşük minerallerin bulunduğu ortamlardalar. Yani yağmur sezonu ve kuraklık sezonunda bayağı su değerlerindeki pH da artıyor. Mineraller de artıyor. Buna bağlı olarak dönemsel olarak işte 3-5 ay aralıklarla sudaki değerler değişiklik gösterebiliyor. Hani bunu tolere edebildikleri için de zaten şebeke sularımıza besleyebiliyoruz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum. İşte Peru'da bir bölgede bir Japon bu işlerle ilgilenen bir biyolog, araştırmacı bir dostumuzdu. İsmini hatırlayamıyorum. Peru'da bir bölgeye gidiyor. Requena bölgesine gidiyor. Loreto kentinin Requena bölgesinde. Pardon. Estağfurullah. Bu arada Nursa hoş geldin. Evet kardeşim, lafını kestim aklına geldi. Estağfurullah. Devam et lütfen. Estağfurullah abicim. Kurak sezona denk gelen bir küçük gölet. Oranın su altı çekimlerini yapıyor. Fotoğraflarını falan çekiyor. Şey değerlerini ölçüyor. Su değerlerini ölçüyor. pH çok düşük. 4-4,5 Ciddi asitlikmiş. seviyelerinde. Bayağı. Evet. Buharlaşmaya da dayalı olarak da PPM de çok yüksek çıkıyordu. Bizim elektriksel iletkenlik de yüksekti zaten. Çözünmüş tuz oranı da yüksekti. Buna benzer bir de yağmur sezonunda böyle bir durum oluşuyor Amazon havzasına baktığımızda. Yağmur sezonunda da yağmur suları, kendisinde zaten yağmur suyu saf su olduğu için kendisinde herhangi bir mineral yok. Fakat yağdığı havzadan, topraktan, taştan oradaki mineralleri süze süze ana havzaya döküldüğü için genel olarak da burada da bir mineral artışı ve pH artışı söz konusu oluyor. Fakat genellikle özel olarak Blackwater dediğimiz senin de bahsettiğin bölgelerde yaşayan balıklar, işte neler bunlar? Mendezi, pertensiz, ülkemizde fazla bulunmasa da. Sonra ne bileyim, personata. Şimdi ben diyeceğim. Estağfurullah Lineata. abicim. Lineatalar, vapesiler. Hatta kakadunun büyük bir bölümü. Bitaniyetalar. Burayı bir kısmı. Bir tane yata dediğin Evet gibi. evet. Daha çok da örnek verilebilir ama aklımıza gelen hemen bizim de memlekette beslenen Agassi bir kısmı. agassiler, Agassi hatta bazı. Peru'da Çoğu. yaşayan, Peru'da yaşayan çoğu varyetesi hatta. Neredeyse %90-95 kısmı. Bu dediğimiz Blackwater sularda yaşıyorlar. Yıl içerisinde zaten bunların Atahualpalar, İnkalar, evet. Vahşiler. Bu balıkların yaşadığı ortamlarda su değerlerine baktığımız zaman 4,5-5 pH ile 6,5 pH arası bir değerleri oluyor. İletkenlikleri düşük oluyor genelde. İşte 10 pip, hatta 0,2-0,3 TDS, mikrosiemens değerleri ölçtükleri yerler oluyor. Fakat ortalamaya vurursak işte 10 Bunlar bir şey pp. iletkenlik yok. Yani mineral Yok. yok suda. Yok abi, Saf suya aynen. çok yakın. Aynen öyle. 10 ppm ile 120-130 ppm arasında değişen su koşullarında yaşıyorlar. Freshwater ortamlarda yaşayan balıklarda Trifasciata, Borelli, benim hemen aklıma gelen Viejita, Makmasiterin bazı Bilir misin? türleri, Kakadu. Kakadu'nun evet birkaç var varyasyonu, özellikle Uçayalı Nehri'nde, Uçayalı Havzası'nda olan yaşayan türleri. Atahualpa, Hongsloy. Genelde Dediğin gibi. diye Makmasterin. gerçi bu saydığımız son üç tür hem Blackwater hem Freshwater ortamlarda bulunuyor bölgesine göre ama onları da Aynen. Borelli. katabiliriz dediğin gibi. Tabii. Bu balıklarda nispeten pH'in nötr seviyede olduğu veya nötrden biraz daha az, 6 pH ile 7,2, 7,3 pH'ların bulunduğu sularda, habitatlarda yaşıyorlar. İletkenlik ve TDS değerleri bu sularda yüksek oluyor tabii. Niçin yüksek oluyor? Freshwater diyoruz. Suyun içerisinde çözünmüş hümik madde oranı çok düşük olduğu için. Zaten hümik maddeler suya o rengi veriyor. Bizim çay demi dediğimiz rengi veriyorlar. Bu hümik maddeler suya saldıkları mineral, sudaki anyon katyon değişimi neticesiyle sudaki mineralleri
düşürüyor ve pH'ı da düşürüyor bu şekilde. Hem inlet kendilik değeri düşmüş oluyor hem pH düşmüş oluyor. Bunlara ne sebep oluyor? İşte devrilen ağaçlar, kuruyan yapraklar, zamanla çürümeye başlayan organik atıkların su içerisinde bazı bakteriler tarafından, bazı funguslar tarafından mineralize edilmesi sonucunda humik asit dediğimiz humik maddeleri suya salıyorlar. Bu da suyun kırmızı rengi almasını sağlıyor. Fresh water dediğimiz sularda bunlar yok. Çok Buyurun. Özür dileyerek Black Water ile ilgili çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Lafını tabii, kesiyorum. Tabii. Hakkı neler? Estağfurullah. Özellikle bu sudaki humik asit ve taninin, yani düşen bir ağaç gövdesinin veya yaprakların suda çözünerek humik asit haline gelmesini sağlayan pek çok saprofit, yani çürükçül organizma var. Bunun içinde dediğin gibi, belirttiği gibi mantar, fungal organizmalar var. Bakteriyel organizmalar var. Bunların ortak faaliyeti sonucu bu oluyor. Ve o kadar muhteşem bir sistem var ki orada. Örneğin toprak yiyenler ve apistolar, ramileziler gibi mikro toprak yiyenler. Bunlar ağızlarıyla dipten kumu alıp ve dipten bu yaprakları alıp ağızlarıyla mekanik olarak ufaladıkları için bakteriyel ve fungal organizmaların, saprofit, çürükçül organizmaların faaliyetlerini kolaylaştırıp hızlandırıyorlar. Böyle bir etkileri de var. Diyor, Eyvallah sözü hocam. Tekrar sana bırakıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. En son fresh water'a geçmiştik sanırım, değil mi? Evet. Fresh water ortamlarda da genelde işte bu humik asitlerin, humik maddelerin daha az oldu. Hatta ormanlık alandan uzaklaştıkça havza humik madde oranı da düşüyor genellikle. Çünkü oraya taşınacak işte yaprak çöpleri olsun, ne bileyim devrilmiş ağaç kütükleri olsun, dallar olsun daha az olduğu için. Ve havzada genellikle daha düz alanlarda olduğu için bu alanlar, fresh water sular genelde Amazon nehirlerine baktığımız zaman gerçekten daha düzlük alanlarda olduğunu görüyoruz. Zemininde kayaların daha fazla bulunabildiği, çünkü zaten yukarıdan, tepelerden, bu Alp dağlarından, Ant dağlarından gelen sular oradaki mineralleri, taşları çözüp havzaya döküyorlar. Havzadaki kumların genelde rengi beyaz olmasının sebebi tamamen minerallerinin yok olmasından kaynaklanıyor. Kil gibi bir yapısı var, çok ince kum taneleri var. Fresh water ortamlarda bu kum taneleri bazen daha da iri olabiliyor. Çünkü zaten debisi daha düşmüş, daha durgunlaşmış bir su görüntüsü, düz bir zeminde ilerlediği için sular. Tabanda taşları görebiliyoruz, daha kalın kum taneleri görebiliyoruz. Bunların neticesinde de humik madde, çözülmüş humik madde oranı daha az olduğu için bu bölgelerde de fresh water dediğimiz ortamlar oluşuyor. Suları daha iletkenlik olarak yüksek, pH'ları yüksek, nötre yakın. Burada da bahsettiğimiz apistogramma türleri yaşıyor. Genel olarak böyle toparlayabiliriz abi. Habitatlarına baktığımız zaman. Kısa bir habitat eklemesi yapmak istiyorum. Bu arada Bilal Bey hoş geldiniz. Aquascaping de yayınımıza katıldı. Herkese, katılan tüm dostlara hoş geldiniz diyoruz. Konuşma esnasında herkesi yakalayamayabiliyorum. İsmini zikredemediklerim kusura bakmasınlar. Habitatlarla ilgili şöyle bir ekleme daha yapmak istiyorum. Suyun debisiyle de suyun pH'ının ciddi bir alakası var. Su kimyasına bakacak olursak, suyun daha durgun olduğu bölgeler, genellikle topografik olarak kayalık değilse, ki genellikle kayalık değiller, çünkü akıntılı bölgelerde daha fazla kayalık bölgeler görünüyor. Onlar genelde kayaların ufalanarak küçük, ince kuarts, kum, kil tanelerine dönüşen yerler, durgun olan yerler. Durgun olan yerlerde su akıntısı daha az olduğu için sudaki çözülmüş oksijen miktarı daha az. Sudaki çözülmüş oksijen miktarı ne kadar fazla olursa su o kadar nötre ve alkaliye yakın oluyor. Sudaki çözülmüş oksijen miktarı ne kadar az, çözülmüş karbondioksit miktarı ne kadar fazla olursa, özellikle karbondioksit miktarı ne kadar fazla olursa suda pH o kadar düşüyor. Buna baktığımız zaman, özellikle dediğin gibi yamaçta aşağıya akan, işte bir yükseltiden aşağı doğru inen yüksek akıntılı yerlerde su debisinin yüksek olması, oksijen içeriğinin fazla olmasından dolayı fazla karbondioksit suyun içinde birikemiyor. Genelde atmosfere karışıyor. Su akıntısının, debisinin yüksek olmasına dolayı. Bu yüzden de burada pH alkaliye yakın, hafif nötre yakın oluyor. Yani 6,5-7,5 arasında değişiyor. Ama Amazon'da hiçbir zaman hani bir Tanganyika gibi, bir Afrika ekosistemi gibi 8 ile 9'lu pH'ler beklemeyelim. Yani Amazon'un bizim alkali dediklerimiz 7-7,5'tur en fazla. Evet.
Çünkü sürekli zaten taze su, yağmur aldığı için, yağmur zaten saf su olduğu için de o yükselen pH'ı da izin vermiyor yükselmesine zaten. Aynen. Benim özellikle bahsettiğim bu Orinoco Havzası olsun, işte Pantanal Havzası olsun. Daha düz, geniş havzalara, geniş bir şekilde, debi olarak daha kuvvetli bir şekilde akan nehirler buralar. Ormanlık alandan biraz daha uzak, yani ormanlık alan içerisinde değil de daha güneşin çok vurduğu, savan. Savan alanı, çayırların olduğu yerlerde. Aynen. Hani bu tarz yerlerde freshwater sular daha çok görünüyor zaten. Bunu anlatmak istemiştim aslında. Aynen. Ve buna baktığımız zaman da akvaryumlarda özellikle akvaryum üretimi balıkların, suni üretim balıkların, fast food balıklara göre daha töleri sert sulara daha tolerasyon sağladığını görüyoruz. Yani şöyle bir durum var. Doğadaki fast food türler dahi eğer uzun süreli bir aşılama yapılıp bir su şoku yaşatılmadığı sürece orta sert ve sert sularda gayet rahat yaşayabiliyorlar. Ancak üreme kısmında yumuşak ve asidik olması gerekiyor. Yaşamaları için değil ama üremeleri için gerekiyor. Bunu üreme kısmında detaylıca anlatacağız. Ben sadece ufak bir akvaryum ekosistemindeki su koşullarına giriş yapmak istedim. Eyvallah Bu abicim. F0 türlerin akvaryumda üretilen F1, F2 ne kadar çok nesil akvaryumda üretilirse orta sert ve sert sularda üreme ihtimalleri o kadar artıyor. Ancak yine de her tür aslına uygun suyu ideal olarak istiyor. Yani bir Atahualpa yumuşak suda yaşıyor. Bunun F120. jenerasyonu bile akvaryumda üreyen 120. jenerasyona bile ideali yumuşak ve asidik sular oluşturmak akvaryum. Ancak dediğim gibi akvaryumda üretile üretile sert yumuşak orta sert ve sert suda üreme ihtimalleri daha da artıyor F0'lara göre. Zaten bütün canlılarda bu ortama adaptasyon süreci vardır ya, mükemmel bir şey bu. Şebeke Aynen. sularına da bir iki nesil sonra zaten alışıyorlar. Belki Aynen öyle. üreme potansiyelleri daha düşük oluyor. Belki açılan yumurta oranı daha düşük ama ürüyorlar bir şekilde yani. Nesillerini Aynen. devam ettirme reflekslerini sürdürüyorlar. Şeye Aynen. değinelim peki abicim. Biraz habitatlarından bahsettik genel olarak, yuvarlak bir hesap. Peki kuracağımız hapistogramların akvaryum hacimleri nasıl olmalı? Veya da türüne göre zemin yapısı, içerisinde kullanılabilecek materyaller, su şartları neler olmalı? Biraz da bunlardan bahset istiyorsan abi. Peki. Benim önerim yani apistolar için özellikle minimum 50 litre civarında bir tankla başlamak. Aslında burada tankın hacminden ziyade taban alanının ne kadar büyük olduğu daha önemli. Çünkü apistolar genelde zemine yakın yaşayan türler ve taban alanında zeminde bölgeci türler aynı zamanda. Özellikle alfaları zeminde bölge ediniyorlar. Dolayısıyla her bir dişi apisto için 40 santime 40 santim yani 40 santimetre karelik bir taban alanı düşünülmeli. Akvaryum zemininde gerek toprak yiyici huylarından dolayı zemini karıştırmalarından ötürü gerekse doğal olmasına ötürü ince kum kullanılmasına fayda var. Suyu sertleştirmeyen ince kumlar kullanılmalı. Bunlar nedir? Mesela ince kuars kum çok idealdir. Yine ince silis kum bu balıklar için gayet idealdir. Suyu sertleştirmeyen ince bir kum seçimi yapılmalı. Ondan sonra da akvaryumlarında bol bol optik bariyer, ağaç kökleri ve bitkilerle oluşturulmuş yoğun saklanma ortamları. Çünkü türdaşlarına saldırgan balıklar oluşturulmalı. Ve uygun dieterlar oluşturulmalı. Dieterlar çok önemli. Neden önemli? Çünkü yavruların yenmesini istemiyorsak ve akvaryumda yavru gezdiren anne apistolarının harika görüntülerini görmek istiyorsak Peki, uygun dieterlar seçmeliyiz. lafını kesiyorum abi. Dieter ne demek? Estağfurullah. Dieter bir akvaryumda hani sinemadan örnek verirsek başrol ve yardımcı rol oyuncuları vardır. Akvaryumdaki yardımcı rol oyuncusu balıklar. Yani akvaryumda agresif türlerin dikkatini dağıtacak şekilde bulunan genel olarak onların yakalayamayacağı kadar hareketli sürü balıkları. Eyvallah. Buradaki temel amaç şu. Mesela apistolun kendi türlerine saldırganlar. Bazı uyumsuz çiftlerde erkekle dişi arasında çok sert kavgalar olabiliyor. Ama düşünün ortada gezinen bir tetra sürüsü onların dikkatini dağıtarak birbirlerinin sürekli konsantre olmalarını engelliyor. Araya giren tetraları da kovalayarak birbirlerine olan yoğun konsantrasyonlarını düşürüyor onların. En uygun dieter apistolar için kesinlikle balta balıkları. Yani
tartışmasız kesin ve net balta balıkları. Carnegiella ve Gastropelecus türleri. Gastropelecus türleri. Bunlar neden uygunlar? Çünkü su yüzeyinde yüzüyorlar ve tek dertleri su yüzeyinden böcek avlamak. Böcekçil türler. Genel olarak orta suyun altına inmiyorlar, tabana hiç inmiyorlar. Dolayısıyla Apisto yavrularının yeme gibi bir ihtimalleri yok. Yalnız balta balıkları beslenecekse akvaryumun üstü mutlaka örtülü olmalı. Ve tamamı, tüm üst yüzey su satı örtülü olmalı. Çünkü iğne deliği bile olsa bulup zıplayıp dışarı çıkabiliyorlar. Doğada da şeyler, doğada da bunlar suyun üst tarafında yüzüyorlar ve alttan bir predatör saldırısı da doğada da zıplayarak uzaklaşıyorlar. Yüzerek kaçmak yerine zıplayarak kaçmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden içgüdüsel olarak zıplama eğiliminde balta balıklar. Yani üstünü örtmezseniz akvaryumun her gün ikişer, üçer tane balta balığı ölüsünü yerden toplarsınız maalesef. Bu türler, balta balıkları aynı zamanda çok uygun sürü balıkları, barışçıl sürü balıkları. 1,5 metreden fazla zıplama yeteneklerine sahipler. Bunu da söyleyeyim. Erkan kardeşim hoş geldin. Bunun dışında uygun ditirler yine. Predatörlük seviyesi daha düşük tetra türleri. Bunlar nedir? Embo tetralar mesela. Şey diyebilir miyiz? Ağız yapıları daha küçük. Diyebiliriz. Ağız yapıları daha küçük ve aynı zamanda biraz daha ürkek ve daha az baskın türler. Embo tetralar, yeşil neonlar, Paracheirodon simulanslar. Bunun yanında aynı habitattan olmamalarına rağmen predatörlük seviyeleri düşük olan rasbora türleri, genelde orta ve üst sularda böcekçil olarak beslenen rasbora türleri. Bunlar uygun ditirler açıkçası. Diğer tetra türlerinde cüce kalem balıkları mesela. Harika bir türdü. Bunlar, tam onu diyecektim ben de. Cüce kalem balıkları olsa da keşke. Sadece tek başına bile yeter yani. Aynen. Cüce kalem balıkları da uygun. Ama kalem balıklarından mesela benim beslediğim Nannosomus beckfordi gibi iri kalem balıkları, boyları 6 santim civarına erişebilen kalem balıkları çok çok uygun değiller. Daha predatör özellikteler. Daha az uygun litrlara örnek verecek olursak neon tetralar, kardinal neon tetralar, limon tetralar. Bunlar yavru predatörlük ihtimalleri olan daha az uygunlar. Ama uygun olmayanları söyleyeyim. Mesela serpahya tetralar, mesela elmas tetralar, Moenkausia pittieriler, phantom tetralar. Bunlar çok hareketli, hızlı ve orta alt su balıkları oldukları için yavrulara direkt yavru yeme potansiyeline sahipler. Bunlar erişkinlerle yaşarlar. Ancak yavruları yeme potansiyelleri yüksek. Bir arkadaşımız Lepisces uygun bir ditir mı diye sormuştu. Lepisces zaten Amazon'da yok. Yani Amazon'da canlı doğuran olarak genel olarak Venezuela kısmında Endlerler var. Kısıtlı çok küçük bir bölgede vahşi Lepisces'ler var. Bir de Poaceae chica denilen Moli benzeri, Moli türleri var. Küçük Moli türleri var. Ben canlı doğuranların uygun ditir olduklarını düşünmüyorum. Lepisces ve Endler'in dahi uygun ditir olduklarını maalesef düşünüyorum. Maalesef şöyle bir şey de gördüm ben abi. Amazon havzasında özellikle Brezilya'da. Orada bir habitat araştırması yapıp türleri tanıtmaya çalışan bir dostun videosunda izledim. Girdiği nehirlerde, göletlerde orayla hiç alakası olmayan kılıç kuyruk moliler. Lepistesler. Kuramiler bile vardı hatta yani. O oradaki habitat da yavaş yavaş oradaki insan topluluğu bozmaya başlamış. Yani iki gün sonra biyotoplarda falan biyotop yarışmalarında ya da biyotop yapmak için bölge araştırdığımızda lan Lepistes'in burada ne işi var dediğimizde şaşırmayalım bence yani. Çünkü hakikaten bayağı yayılmaya başlamış bu durum. Aynen. Şimdi buradaki ana sebep, ana faktörlerden biri şu. Amazon gerçekten tropikal kuşakta olduğu için genelde su sıcaklığı 22 ile 30 santigrat derece arasında olan ve pek çok Güneydoğu Asya türüne de uygun bir su yapısına sahip. Dolayısıyla orada akvaryum balıkları için havuzlarda akvaryum balığı yetiştiren büyük çaplı üretim haneler var. Ne yaparsanız yapın, o nehirden su çektiğiniz havuzlardan balıklar kaçacaktır. Gerek akvaryumlarındaki balıkları bilinçsizce terk eden hobiciler, gerekse oradan kaçan kültür balıkları maalesef oranın habitatını yavaş yavaş bozuyorlar. Şimdi neden canlı doğuranlar uygun litrler değil? Çünkü evet yetişkinleriyle yaşaması konusunda Lepistes'in endlerin hiçbir sıkıntısı yok. Fakat Lepistes ve endler yavruları
apistolardan, Lepisces mendillerden daha hızlı üredikleri için özellikle yavru apistolara la yavru Lepisces mendillerler müthiş bir besin rekabetine giriyor. Apisto yavruları ilk 20-25 gün anne bakımına muhtaçlar ve oldukça sarsak balıklar yani tabiri caizse. Yani kendi başlarına beslenirken daha zorlanıyorlar. Oysa ki canlı doğuran balık yavruları yani Lepisces ve Ender yavruları ve diğer canlı doğuran yavruları hayata yalnız başladıkları için hiçbir koruma olmadığı için zaten atik ve tetikte ve çok hızlı hareket eden türler. Zaten vücut formları da füziform yani füze benzeri basık vücut yapıları olduğu için çok çevik ve hızlı hareket ediyorlar. Apisto yavrularından daha hızlı hareket ettikleri için ve besin bulma konusunda daha fazla yeteneğe sahip oldukları için Apisto yavrularının akvaryumlarda yetersiz beslenmelerine sebep olabilirler. İkincisi daha hızlı boylanan canlı doğuran yavruları daha küçük boydaki Apisto yavrularının yeme potansiyeline sahipler daima. Canlı doğuranlar da predatör türler, mikro predatör türler. O yüzden çok emniyetli değil. Şimdi bazı kurulumlarda görüyorum mesela bazı YouTube videolarında canlı doğuranlarla aynı akvaryumda Apisto yavruları büyütenler olabiliyor. Özellikle Ender gibi minik küçük minyatür canlı doğuran türleriyle. Olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama biz burada idealinden bahsediyoruz. İdeal olmadığı anlamına geliyor. Amacımız ideal gitterlarla daha uygun ortamlar oluşturmak. Bir dostumuz Werneri Rainbowfish, Iriaterina Werneri uygun bir gitter mı diye sormuş. Bence değil. Neden değil? Çok hareketli bir tür, çok hızlı bir tür ve mikropredatör bir tür. Boyları 5,5-6 santim rahatlıkla bulabilen türler ve zemine inebilen balıklar. Her ne kadar orta üst seviye balıklar olsa dahi zemine inebiliyorlar. Mesela Wernerilerin bir tık daha küçüğü Pseudomobil signifer beslemiştim. Signiferlerin genelde yüzey balığı olduğu bilinir ama benim arkamda görülen 120 çarpı 40 çarpı 60 santimlik akvaryumda 60 santimlik su yüksekliğine rağmen zeminde yemlenirken çok sık görüyordum. Dolayısıyla cüce rainbowlar bence apis otürleri için ideal dieterlar değil. Yavru yiyici dieterlar. Yetişkinleri de yaşarlar, yavrular için tehdit oluşurlar. Eyvallah abicim. Evet yani akvaryum Detaylardan bahsettik. Biraz da şeyden de bahsedebiliriz. İşte ilk başta habitatlarından değinmiştik ya abicim. Hani akvaryum kurarken de hangi habitattan geliyorsa. Ana yurdu isterse akvaryum üretimi olsun dediğin gibi fark etmiyor. Hangi habitattan geliyorsa. Black Water habitattaysa ya da bir de bulanık su dediğimiz habitatlar da var. Gerçi bu mevsimsel oluyor zaten ama. Biyotop yapıp da belki o bölgeyi taklit etmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Hani mevsimsel yağmurların yağdığı sezonlarda nehirlerin kahverengi sular aldığı, bulanıklaştığı dönemler de oluyor 2-3 ay boyunca. Orada da yaşayan türler var, bulanık sularda. Zaten aynı balıklar, örnek veriyorum işte Uçayalı Havzası genellikle bulanık nehir suyunun olduğu bir havza. Hani yer yer Freshwater olsa da yıl genelince de bulanık bir havza olarak görülüyor. Burada yaşayan türler işte kakoda olsun, agassizinin bazı variyeteleri olsun balıklar olabiliyor. Ama dediğimiz gibi genellikle Blackwater ve Freshwater ortamları taklit ediyoruz akvaryumlarda. İşte habitatlarından hangi habitattan gelmişse balık Peru'dan geliyorsa veya da geldiği nehir neyse onun su koşullarına göre Blackwater ise ona göre bir akvaryum kurmak veya freshwater ise ona göre bir su ortamı oluşturmak faydalıdır diye düşünüyorum. Ve Evet oradaki ve buyur, buyur lütfen. estağfurullah hocam. Hani biraz da şeye bakılabilir. Hani belki çok vakit harcamak istemeyen dostlarımız da olabilir ama bölgelerinde neler bulunuyor? Hangi bitkiler var? Ya da bitkileri birebir kullanmak şart değil tabii ama en azından bölge zemin yapısı olarak bitkinin boyutuna, çeşidine göre. İşte genelde su üstü bitkileri, Blackwater ortamlarda. Çok fazla bitki türü yetişmiyor zaten. Suyun çok fazla asitik olması, mineralin çok az olması çok çeşitliliğin önüne geçiyor. Genelde su üstü bitkilere ve birkaç bu Tenellus dediğimiz Echinodorus türlerinin bazı grupları yaşayabiliyor. İşte ona benzer Asya bitkileri de kullanılabilir. Başka çeşit bitkiler de kullanılır varsa. Fakat zemin yapısı, kumun ince taneli olması, bundan biraz önce bahsetmiştin abicim. Çünkü apistogrammalar için çok önemli. Çünkü parazitlere özellikle
solungaçlarındaki parazitleri daha çok atmak için bu eylemi yapıyorlar. Tamam, yem arıyorlar. Toprak yiyen grubundan türler bunlar. Fakat parazitleri temizlemesi için ince kum tanelerinin olması da çok önemli. Nötr kumlar kullanılabilir demiştik. Silis, kuvarz benzeri, 0,1, 0,5, 0,1 milimetre gibisinden. Buna muadil olarak işte aktif toprak kullanılabilir. pH'i düşürmek açısından. Bu da uygundur. Fakat tane boyutu olarak uygun değildir. Hani bu noktada balıklara çok büyük sıkıntı çıkarıyor mu? Çıkarmıyor ama daha doğal davranmalarını, daha habitatlarına uygun hareketler, karakterize şeyler görmek isteniyorsa ince yapılı kum kullanmak önemli. Dal parçaları bulundukları habitatlarda fazlasıyla var. Zemine konulabilecek yapraklar, kuru yapraklar özellikle önemli rol oynuyor. Bahsettiğim gibi bölgeci balıklar üreme ritüellerine başladıkları zaman da zaten ya dişi erkeği ya erkek dişiyi bayağı bir köşeye sıkıştırabiliyor. Bunlara dikkat edilerek optik engeller oluşturabilecek zemin yapısı oluşturmakta fayda var abi. Eklemek istediğin şeyler varsa sen de dinleyelim. Buyur. Çok kısa akvaryum koşullarıyla ilgili bir iki şey daha anlatmak istiyorum. Dediğin şeyde çok haklısın. Özellikle balıkların geldiği bölgelerin taklit edilmesi çok önemli. Çok sevdiğim bir söz var. Her şey aslına rücu eder diye. Eyvallah. Her ne kadar akvaryum üretimi bile olsa o balığın doğal koşullarını taklit edebildiğiniz kadar edin sevgili dostlar. O balığın doğal koşullarına ne kadar yakın olabilirseniz o balığın üremesinde o kadar büyük bir verim elde edebilir. O balığın gerek sağlıklı yaşaması gerek üremesi bakımından o kadar başarılı olabilirsiniz. Burada çok önemli bir nokta da şu. Gerçek manada her bir dişi apistoy için 40 çarpı 40 santim taban alanı hayati önem taşıyor. Çünkü dişiler birbirlerine çok sert davranabiliyorlar. Baskınlık mücadelesi olarak birbirlerinin yavrularını çalabiliyorlar. Birbirlerini strese sokabiliyorlar. Dişilerin strese girmemesi için 40 santim çarpı 40 santim, yani 40 santimetre karelik bir taban alanı hayati önem taşıyor. Zemine ne kadar çok yaprak koyarsanız çekinik balıklar yaprakların altında kalarak o kadar saklanma imkanına sahip oluyorlar. Kısaca bitkilerden bahsedelim. Amazon'da apistolara uygun yaşayan bitkilerden. Özellikle zeminde bize taban alanında optik engeller taşıyan cüce zemin bitkileri. Bunlar gerçekten senin temin bahsettiğin benim favorim Echinodorus tenellus. Yeni ismi sinonimiyle Helianthum tenellum. Yine Sagittaria subulata cüce saz. O da çok, çok güzel bitkidir o da. Lileopsis brasiliensis ve diğer Lileopsis türleri. Bunlar evet. Zeminde sık bir çim, Eleocharis parulalar mesela, zeminde sık bir çim dokusu oluşturarak balıkların birbirlerini daha az görmelerini, daha az yüz yüze gelmelerini ve yavruların daha fazla saklanacak yer ve aynı zamanda bitki üstünden kazıyacak besin bulmalarını sağlıyor. Yine şuna da değinebilir miyiz abicim? Bu bahsettiğin genelde taban ağırlıklı bitkiler, tabanda daha çok büyüyen bitkiler. Zaten bu balıkların işi gücü tabanda hani, çok fazla yüzeye çıkmayan türler. O açıdan aynen. Önemli. O açıdan çok önemli aynen. Dediğin gibi. Aynen. Yine beslenebilecek diğer bitki türleri Echinodorus türleri. Yani Amazon hançeri türleri. Kabomba, Myriophyllum. Onun dışında oradaki mesela Güney Amerika'da bulunan moss türlerinden Christmas moss, Vescularia montagnei. Bunun dışında daha kozmopolit olan nilüferler, nimfea türleri orada da var. Onun dışında Alternantera türleri, bunlar daha çok alternanteralar, high-tech bitkiler, pogostemonlar, high-tech bitkiler. Bu, daha önce bahsettiğim türler low-tech'ti. Bu tarz bitkilerle çok zengin bitkili habitatlar oluşturabilirsiniz. Kabomba, Myriophyllum, yani seçeneğiniz çok fazla. Alternantera, heterantera, pek çok Amazon bitkisi var. Amazon aslında hem balık hem bitki habitatı bakımından çok zengin türler. Ludwigia'ların bir kısmı Amazon'da yaşıyor. Ludwigia peruensis mesela. Mesela Palustris cuba gibi bitkiler Amazon'da da bulunuyor. Palustris cuba'dan çok emin değilim. O olmayabilir. Ancak çok rahatlıkla diğer habitatların bitkilerini de kullanabilirsiniz. Sadece evet, biyotop evet. Yapmak isteyenler için biraz bilgi vermek istedim. Yine su üstü bitkileri de uygun. Orada su sümbülleri de var. Eichhornia'lar da var mesela. Genel olarak bitki vejetasyonda böyle. Zaten amacımız hani birebir biyotopunun yapılması değil. Tabii biyotopa ne kadar yakın olursa hakikaten dediğin gibi balıklar daha huzurlu oluyor ama ben öyle bir ortam istemiyorum. Tort istemiyorum. Çok bir şey görmek istemiyorum. Low-tech koşullarında da gayet güzel bakılabiliyor. Yeter ki tabanındaki kum yani özellikle karakteristik
karakteristik yapılarını görmek isteniyorsa ince kum. Yok ben daha kolay yollardan hem düşük pH elde edeyim hem sürdürülebilirliğim daha iyi olsun isteniyorsa aktif toprak tabii ki kullanılabilir. İlla ki biyotop yapın diye derdimiz yok. Ama botanik, biyotop olmasa da hani botanik dediğimiz kurulumlar var. Bu da son bir iki senedir bayağı yoğun bir şekilde Avrupa'da da uygulanıyor. Botanik akvaryumlar yapılabilir. Bitkilerin olduğu, tabanda tortu oluşturan yaprakların olduğu ki yapraklar bu anlamda çok önemli. Hayvanlar için birincil besin kaynağı oluyorlar. Hem anaçlar için hem yavrular için gerçekten birincil besin kaynağı oluyor. Ne için? Üstünde o ayrışmaya sebebiyet veren mikroorganizmaların yaşadığı geniş yüzeyler oluşturuyorlar yaprakların üzerinde. Bu da hayvanlar için birincil besin kaynağı olmuş oluyor. İkincisi saklanma alanı oluyor. Üçüncüsü önemli etkilerinden biri suya saldıkları humik maddeler hayvanların çevresel faktörler altında strese maruz kalmalarının önüne geçmiş oluyor. Birçok faydası oluyor. Yani boşuna o bölgelerde o balıklar yaşamıyor. Hani bunu özellikle irdelemek, özellikle düşünmek lazım. Bu hayvanlar bol çöp, yaprak zemininin olduğu bölümlerde yaşıyorlarsa gerçekten bunun bir açıklaması var. Bunun doğadaki özüne uygun bir yaşamsal fonksiyonu var ki bu balıklar o bölgeleri tercih ediyor. Onları göz ardı etmemek lazım kurulum yaparken diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ideal su koşullarını tutturmak için benim tavsiyem ters ozmoz su, reverse ozmoz su kullanıp filtreye turba yani torf, peat eklemek. Bu hem yumuşak su hem de istenilen humik asitleri suya sağlamış olacak. İdeal koşullar bence bunlar. Bu arada Bilal Bey de çok nazik bir yorum yazmış. Bilal Bey çok teşekkür ederim görüşleriniz için. Evet, akvaryum koşullarından da kısaca bahsettik. Nasıl ilerleyelim sevgili moderatörüm? Estağfurullah abicim. Şeyden bahsedebiliriz. İşte ozmoz suyun kullanılmasının niçin faydalı olduğundan bahsettik. Düşük iletkenlik, düşük pH yakalanmak isteniyorsa. Sürdürülebilirlik kısmında illaki pH'in çok düşük olması gerek yok. Zaten kullanılan kum veya da farklı sebeplerden ötürü su içerisinde kaya benzeri şeyler varsa suyu bir şekilde pH olarak artırıyorlar. Bunlar balıklar için aslında çok önemli değil. Bir nevi önemli tabii üreme noktasında falan ama düşük iletkenliğinin olması birinci öncelik. Hani ilk başta bunu yakalamak gerekiyor. Bir de birçok Avrupa'da da olsun, yurt dışında da olsun, Türkiye'de de olsun daha küçük tanklarda da çiftler halinde apistogram var, beslenebiliyor. Ama bahsettiğin gibi yüzey taban alanının geniş yapılamıyorsa, imkanlar buna müsait değilse daha nano kurulumlar için 30 litre, 25 litre örnek veriyorum işte 40 litrelik kurulumlarda hakikaten optik engellerin daha çok olması daha hayati önem taşıyor herhalde. Öyle. Bir de tür karakteri de çok önemli. Mesela Borelli gibi daha yumuşak türleri daha küçük akvaryumlarda ve daha böyle nasıl söylenir? Koloni şeklinde beslemek daha mümkün. Yine kakadu gibi orta sertlikte, bitainiata gibi orta sertlikte türleri de koloni olarak beslemek mümkün. Ancak koloni olarak beslemek ideal değil. Neden değil? Dişiler zeminde 40 santimetre karelik bir taban alanı bulamadığı zaman ve türdaşlar arasında sürekli kavga, sürekli rekabet olduğu zaman stresten üreme faaliyetleri duruyor. Yani siz 50 litrede 3 çift de Borelli besleyebilirsiniz. Borelli özelinde konuşuyorum. Birbirleriyle daha az, daha şiddet seviyesi düşük, daha az tahripkar kavgalar ederler. Ama orada o 3 çift Borelli üremez. Ama mesela yaklaşık 150 litrede bile 2 çift Atahualpa zorlar. Atahualpa gibi agresif ve baskın türler genel olarak bir akvaryumda tek çift olarak bakılması lazım. Yani ben daha önce şöyle bir karma denemiştim. Mesela 120 çarpı 40 santim taban alanında Ortegai Pebas, 2 tane erkek Ortegai Pebas, bir çift Borelli ve bir çift Kakadu beslemiştim. Düşün, 120 çarpı 40 santimlik bir taban alanında bu balıklar birbirlerini bulup kavga edip birbirlerine stres yaratıyorlar. Dolayısıyla koloni şeklinde beslemeyi önermiyorum. Ancak hacim küçüldükçe Borelli gibi daha az agresif türleri daha küçük tanklarda beslemek mümkün. Ama 25 litrede ben bir çift Atahualpa beslenebileceğini
Düşünmüyorum. Çünkü ben 135 litrede atavalpa beslediğimde erkek ve dişi birbirlerine oldukça sert davranıyorlardı. Ben de besledim. Hakikaten sert balıklar dediğin gibi abim. Abi, hem türlerin kendi işlerinde karakteristik yapıları var. Bir de bireysel olarak gerçekten çok sert bir türün daha yumuşak davranan bireyleri de olabiliyor. Bu değişse de genel olarak. Fakat dediğin gibi genellikle bir tür sertse türün %80-90 bireylerinde görünen davranış özellikleri genelde sert oluyor. Bunları gözetmekte fayda var yani akvaryum ölçülerini kurarken veya da ne bileyim işte optik engeller daha çoğaltabileceğimiz. Çünkü durgun sularda, daha küçük sularda, gölet tarzı akıntının az olduğu, derinliğin az olduğu sularda yaşayan canlılar çok da geniş alanlara yayılım göstermeyip belli bir alanda ömür boyu orada yaşayan türler de diyebiliriz apistogrammalar için. Ama dediğim gibi ve de senin de bahsettiğin gibi optimum değerleri ve maksimum hayat standartını yükseltecek kurulumlar yapmak daha faydalı. Kesinlikle. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 70 çarpı 30 santimlik bir taban alanında o zaman mecburiyetten yani yerim olmadığından başka bir tanka koyabilecek yerim olmadığından 4 tane Bithyaeniata beslemiştim. Fakat akvaryum tabanını görmeliydiniz. Tabanda müthiş bir Sagittaria subulata ormanı vardı. Yani tabanda iğne atsam subulata yapraklarının yere düşmeyecek kadar yoğunlukta bir yan köklerle üremiş devasa boyutta bir subulata ormanı vardı. Ben zemindeki şeyi kumu göremiyordum bile üstten baktığım zaman. Dolayısıyla o ortamda Bithyaeniata'lar birbirleriyle rekabete girdikleri zaman zayıf olan hemen subulataların arasına girip kayboluyordu ve birbirlerine zarar vermiyorlardı. Ama ürediler mi? Tabii ki hayır. Yani ideal koşullar bu değil. Beslenilebilir Çünkü mi? Evet. Ama ancak üremezler. zaten harem topluluğuna da uygun balıklar değil hani. Daha çok tek eşli davranıyorlar. %90 belki de %100'e yakın, %100'ü diyebiliriz hani neredeyse. Tek eşli davranıyorlar zaten. Harem kurma potansiyelleri çok fazla yok. Ancak bazı bölgelerde erkek çok az olduğu zaman o zaman mesela agassizlerde, kakadularda ve diğer türlerin de bir kısmında işte bir erkeğin iki ya da üç dişiyle çiftleştiği de görülebiliyor. Ancak dediğim gibi bunlar ideal koşullar değil. Bir de baskın dişiler birbirlerinden yavru çaldıkları için özellikle ben kendi akvaryumlarımda oradan oraya savrulan yavrular görmek istemiyorum. O yavrulara da kendi yavruları gibi bakıyorlar ama benim hoşuma giden görüntüler değil. Yani ben şiddeti hayatın hiçbir alanında sevmediğim için akvaryumlarında da görmek istemiyorum açıkçası. Eyvallah abi. Peki diterlerden bahsettik. Uygun akvaryum nasıl olmalı bundan bahsettik. Bir şeyden de bahsedebiliriz. Beslenme diyetlerinden bahsedebiliriz. Beslenme diyetleri genelde etçil mikropredatör türler. Evet, mikropredatör türler. Dolayısıyla doğada bulabildikleri küçük kabuklular, balık yumurta ve larvaları, küçük su böcekleri, küçük kurtçuklar, yumuşak çalarla besleniyorlar. Akvaryumlarımızda besleyeceğimiz zaman bunlara pek çok yem seçeneğimiz mümkün. Yani benim önerim özellikle New Life Spectrum, Hikari, Denerle, Omega One, Ocean Nutrition gibi kaliteli markaların zemine çöken yemlerini kullanmanız. Mesela benim apistolarıma uyguladığım diyetten bir örnek vereyim, örnek olsun diye. Ben apistolarıma New Life Spectrum Discus Formula, Hikari Discus Biogold, onun dışında Omega One Discus Color Pellets, Hikari Micro Pellets, New Life Spectrum Small Fish Formula, New Life Spectrum Tera Plus, Tetra Pro Alge, bunun yanı bu tarz yemler veriyorum. Bunun yanı Tropical Softline Amerika gibi yemlerle besliyorum. Aslında bitkisel yem vermemin sebebi, New Life Spectrum Tera Plus ve Tetra Pro Alge vermemin sebebi şu. Bağırsaklarımdaki lif ihtiyacını karşılayıp orada sindirim sistemi sindirim sistemi sorunlarının önüne geçmek. Şimdi pek çok kişi şunu söylüyor. Mesela etçil balığa bitkisel yem verilmez çünkü bu sindirim sistemlerini yorar diye. Ben buna katılmıyorum. Hayır, sindirim sistemini yoran hiçbir şey yok. Etçil balığa bitkisel yemi ana öğün olarak vermeyeceksiniz zaten. Yardımcı öğün olarak haftada 2 veya 3 öğün olarak vermekte fayda var.
balık sindiremediği bitkisel sellülozu sindirmek için uğraşmıyor. Ya benim bağırsaklarıma bitkisel selüloz girdi ama ben bunu sindireyim diye metabolizmanın bir çabası yok. Sindiremediğini zaten dışkıyla beraber atıyor. Dolayısıyla balığın metabolizmasını, sindirim sistemini yoran hiçbir şey yok. Ve ayrıca etçil türleri olan apistolar garip bir şekilde tetra proalgeye bayılıyorlar. Yemi atlayarak yiyorlar yani. Onu da belirteyim ayrıca. Eyvallah hocam. Benim yemle ilgili söylemek istediklerim bunlar. Ben canlı yem kullanmıyorum. Ben yavrularıma da Hikari First Bites veriyorum ki bana sorarsanız Artemia kadar kaliteli bir yem. Yine Tropical'in mikro serisi, Rotifiş'in yavru yemleri çok kaliteli. Ancak Hikari, First Bites hepsinden kaliteli. Bunu altını çizerek vurgulayayım. Bunun yanında JBL'in Plankton Pur denilen yeni bir yemi var. Bu da yavrular için çok faydalı. Dana yüreği kullanabilir miyiz diye sormuş bir sevgili dostunuz. Dana yüreği kullanılmasını önermiyorum. Zaten küçük balıklar çok az bir yemle doyabiliyorlar. 1-2 granül, 3-4 granül bunlar için yeterli. Dana yüreği boşuna karaciğer yağlanmasına sebebiyet verebilir. Artı doğalarında yemedikleri bir yem. Ben balıkların diskuslarıma dahil dana yüreği vermiyorum. Doğada ne yiyorlarsa onu yesinler. Diyeceksiniz ki doğada kuru yem mi yiyorlar? Elbette ki yemiyorlar. Ancak kuru yemlerin içeriklerinde genelde doğada yedikleri yemler var. İşte karides unu var, Evet. balık unu var, böcek larvaları var kurutulmuş halde. Dolayısıyla kuru yemler doğadaki yedikleri yemlere daha yakın. Dana yüreği vermek boşu boşuna suda gereksiz bir nitrat yükü oluşturmaktır. Ki dana yüreği veriyorsanız daha sonra yenmeyen kalıntılarını, dananın yüreğinin sinirlerini sudan kesinlikle sifonlayarak almanız lazım. Sifonlamadan suda bıraktığınız zaman ve aynı zamanda günde aynı diskuslarda yani ticari üretilen diskuslarda olduğu gibi günde %80 civarı su değişimi yapmanız lazım. O nitratı seyretmek için. Bunu yapmadığınız takdirde başta hexamita, dropsy, blowout türü sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma ihtimalleri artar. Yani dana yüreğinin diskuslara dahil bence faydasından çok zararı var. Benim için hani sporda steroid basmış, çok aşırı suni olarak irileşmiş insanlar gibi görüyorum dana yüreğiyle beslenen balıkları. Benim için doğal beslenen balık daha küçük bile olsa daha evladır. Benim yemler konusunda söyleyeceklerim bunlar. Senin de çok değerli deneyimlerin var yemler konusunda. Seni de dinlemek isterim. Estağfurullah abicim. Zaten genellikle ben de kuru yem kullanıyorum. Haftanın 5 günü, belki 4 günü kuru yem veriyorum ama diğer kalan 3-4 günde de canlı yemi şu amaçla veriyorum. Proteini zaten kuru yemden de alıyorlar. Su piresi de versem ondaki protein kuru yemde de var. İşte grindal kurt da veriyorum. Ondaki protein yine kuru yemlerde de var ki hakikaten sadece protein olarak bakmamak lazım. Amino asitler ve vitamin, mineral olarak kuru yemler daha doyurucu oluyor canlı yeme Daha oranında. üstünden. Canlılara göre. Canlı yemi niçin veriyorum? Bir üreme durumlarını ve yumurtaların gelişimini etkiledikleri için. Çünkü proteinle beslenen bir canlı daha diri olacaktır. Çok fazla bir şekilde efor sarf edeceği için o dönemlerde, yavrulama döneminde. Bunu karşılasın diye protein veriyorum. İkincisi, o hareket eden nesneye karşı, hareket eden canlılığa karşı o doğada sergilediği agresyonu devam ettirsin diye aynı şekilde uyguluyorum. Ha, yüzeyden suya hafifçe düşen yeme aynı şeyi göstermiyor mu tepkiyi? Tabii ki gösteriyor ama yüzeyden suya düşen bir yemdense işte su piresi gibi hareketli ileri geri gidebilen bir yeme karşı tabii ki daha farklı davranışlar sergiliyorlar. Biraz onları diri tutmak, o reflekslerini de görmek, gözlemlemek açısından canlı yem veriyorum. Şöyle bir şey var. Benim canlı yem vermeme sebebim biraz fazla etik davranmam. Yani söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın. Canlı yem verenlere karşı bir tavrım yok. Fakat benim hayat görüşüm bu. Bana göre nasıl bir yılana bir tavşanı vermek, hani acıklı bir durumsa canlı tavşan yedirmek, bir balığa canlı kurdu yedirmek de öyle. Çünkü neticede bir canlıyı canlı canlı yiyorlar. Benim için can taşıyan her birey bir. Kurt da bir, tavşan da bir. Birinin daha sevimli, birinin daha itici görünmesi onun can taşıyor olduğu gerçeğini göstermiyor. Ben bir canlı için başka bir canlıyı feda etmeyi kendi adıma etik bulmuyorum. Bu yüzden canlı yem vermiyorum. Ayrıca ikinci bir sebep daha var. Artık yem teknolojisi eskisinden çok daha fazla gelişti. Biraz önce sevgili dostum Arif senin de dediğin gibi özellikle kuru yemlerin içeriğindeki vitamin çeşidi ve miktarı, amino asit çeşidi ve miktarı, mineral çeşidi ve miktarı canlı yemlerden çok daha fazla. Canlı yemin protein üstünlüğü var ama
Kuruyemlerde de artık yüksek proteinler başladı. Yani artık kaliteli kuruyemlerde %40'ın altında neredeyse protein oranı olan yok gibi. Özellikle Doğru, lüks doğru. kuruyemlerin bu %50'leri buluyor ve geçebiliyor da aynı zamanda. Ama tabii ki canlı yem de verilebilir. Yani canlı yeme de son derece canlılar, yatkın canlılar. Bu arada bir dostumuzun bir sorusu vardı. Kısaca ona değineyim, soruyu unutmayalım. Tabii 40 abi. santimlik küp akvaryumda bir çift kakadu üretebilir miyim diye sormuştu. Evet, üretebilir. Bir çift kakadu için uygundur. Evet sevgili kardeşim, benim yemler konusunda, beslenme konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Ağzına sağlık Senin abi. eklemen varsa devam edelim, yoksa ilerleyelim afişe üzerinde. Senin Olur. ağzına sağlık. Zaten genel olarak bahsettik ya, ben canlı yem verme sebeplerimi bahsettim. Ha, şöyle bir şey var, yurt dışında gerçekten bu işi çok nasıl diyeyim, profesyonelce yapan belki kolaylarına mı geliyor ya da doğada sürekli öyle beslendikleri için mi bilmiyorum ama hep canlı yemle besliyorlar. 30-40 senedir bu işi yapıp Hain. da tür taksonomisi yapan insanlar genelde canlı yemle besliyorlar. Doğrudur. Fakat dediğin gibi hem kuru yemlerde de aynı protein değeri ve vitaminlerin, amino asitlerin daha fazla olmasından ötürü haftanın 4 günü 5 günü kuru yem veriyorum. Diğer günlerde de haftada 2 kere aralıklarla. Eğer kondisyon kazandıracaksa, üreme dönemleri yaklaştıysa, üçer dörder gün üst üste de canlı yem verdiğim oluyor. Hangi canlı yemleri veriyorsun? Grindalkurt ve Supres'i veriyorum. Bazen de Artemia veriyorum. Gayet iyi. Daha steril oldukları için, işte kan kurdu Kesinlikle. gibi dondurulmuş yem vermiyorum, kurutulmuş yem veriyorum. Kurutulmuş karides yemi var. Ondan kullanıyorum. Ve işte marketlerde bazen satılan karidesler var, dondurulmuş karidesler. Bizim yiyebileceğimiz ama daha küçük parçalar haline getirip atılabiliyor. Bunlar da çok faydalı hakikaten, denenebilir. Tubifex'e falan çok girmiyorum. Zaten steril olmayabiliyor. Hani o şeyi göze alamıyorum. O yüzden çok vermiyorum. Hatta hiç vermiyorum. Tubifex maalesef doğada kanalizasyon yakınlarında olduğu için balıklara özellikle hegzamita ve kaballanus türü sindirim sistemi hastalıklarının taşıyıcısı. Aynı şekilde kan kurtları da bu hastalıkları taşıyabiliyor. Aynı zamanda Tubifex yeterince sterilize edilemezse ki çok zor. İnsanlar için de kanalizasyon kökenli. İşte tifo, tifüs, hepatit tarzı hastalıkların taşıyıcısı olabiliyor. İlla olur demiyorum, ihtimal var diyorum. Dolayısıyla Tubifex protein oranı çok yüksek bir yem olmasına rağmen kullanmamakta fayda var. Yani faydası zararından fazla. Zararı faydasından daha çok. Dondurulmuş yemleri eskiden ben kullanıyordum. Ancak diskuslara verdiğim bir yemin içerisinde menu with bloodworms, yani diskus menü, kan kurtları içeren diskus menü olarak adlandırılan bir dondurulmuş yemden dolayı balıklarımda kaballanus vakası gördükten sonra, ayrıca dondurulmuş yemlerin soğuk zincir kırılarak satışa sunulduklarını da şahit olduktan ve duyduktan sonra yemleri tamamen bıraktım. Çünkü dondurulmuş herhangi bir ürünü çözdürüp yeniden dondurduğunuz zaman o artık patojenlerin ve bakterilerin yaşadığı, teşekkürler anneciğim, patojenlerin ve bakterilerin yaşadığı bir kültür ortamı haline geliyor. Yani soğuk zinciri kırılmış bir dondurulmuş yem ne olursa olsun türü balıklarımıza sindirim sistemi hastalıklarına sebebiyet verecektir. Sera Vipagran uygun mudur diye sormuş bir dostumuz. Sera Vipagran uygundur, ancak bana sorarsanız benim tercihim Tetra ve Sera'dan daha kaliteli yem markaları. Yani Hikari, Nivea Spectrum, bu ikisi benim favori yemlerimdir. JBL, Omega One, Ocean Nutrition, Denerle, bu yemler Sera ve Tetra'nın yemlerinden çok daha kaliteli ve besleyici. Sera vermek istiyorsanız Sera Immune Pro çok iyi bir yem açıkçası. Evet, yem konusunda tahmin ediyorum bu kadar konuşmamız yeterli. Dostlarımızın da fazla Bence de. vaktini almadan devam edelim. Nereden devam edelim? Üreme kısımlarına gelelim. Üreme Tamam. koşulları nasıl olur? Üremeleri için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedebiliriz. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum açıkçası. Benim çeşme suyunda, dinlendirilmiş çeşme suyunda, İstanbul'un şebeke suyunda yavru aldığım türlerden türlerin hangileri olduğunu kısaca değineyim.
arkadaşların akıllarında fikir olsun. Özellikle çeşme suyu, dinlenmiş çeşme suyu Hatta kullanmaya niyet olan bu takımlar. şu anlamda da iyi olabilir abi. Hani bu türe yeni başlamış ya da başlamayı düşünen arkadaşlarımıza çeşme sularında işte ya ben pH'la nasıl uğraşayım işte bu iletkenliği nasıl ayarlayayım falan bunlarla çok uğraşmadan en azından ilk giriş olarak çeşme suyunda dinlendirilmiş suda rahatça üretebilecekleri ya da rahatça bakabilecekleri türlerden de muhtemelen ki beslediğin, yavru aldığın türler de onlar da herhalde. Onlar şöyle söyleyeyim. Özellikle çeşme suyundan kastım nedir? İstanbul'un çeşme suları. Yani pH'ımız genel olarak benim bulunduğum bölgeye gelen kolektörün pH'ı mevsimsel olarak 6,5 ile 8 arasında değişiyor. Sertliğim 100 ile 180 ppm arasında değişiyor. Yani su nötr, hafif alkali ve hafif ve orta sert karakterde. Bu suyu ben bir hafta ağzı açık bir kapta dinlendirip o şekilde haftada bir dörtte bir oranda %25 oranında su değişimi yaparak bu boyutlara baktım. Burada yavru aldığım türler kakadu, double red, borelli yellowhead, McMaster'i, onun dışında McMaster'in dışında Apisogramma agassizi, Tefe Pearl Blue, onun dışında yavru aldım. Benim yavru aldığım bu dörttür. Ve batımlarca yavru aldım istikrarlı bir şekilde. Yine çeşme suyunda Abacaxis wilhelmi'den yavru alan bilenlerin olduğunu duydum. Bitayeniyatalardan yavru alan dostlarım olduğunu bizzat kendilerinden duydum. Vihita gibi türlerden de yavru almanın mümkün olduğunu biliyorum dinlenilmiş çeşme sularında. Ama dedik ya ideali ters ozmoz su kullanıp dış filtreye veya filtrenin içerisine turba koyup suyu hümik asitlerle zenginleştirmek. Şimdi Hatta şunu gördüm ben abi, hakkını helal et. Bu helal olsun lütfen. hibrit dediğimiz işte çeşitli türlerin, güzel türlerin değişik renk varyasyonlarının seçici üretimle üretilen Kakadu, balık Double Red, Triple Red, Borelli, Yellowhead gibi. agassizlerin de birçok variyetesi var. Longsoy'ların da var. McMaster'lerin de var gerçi. Genellikle bu türler zaten çeşme sularımızda daha çabuk adapte olup daha çabuk ürüyorlar hani. Bunu ben gözlemledim genellikle. Sen de katılır mısın Aynen. bilmiyorum. Aynen katılıyorum. Evet, neden yumuşak su diyoruz? Neden TDS'i düşük, çözünmüş madde miktarı düşük su diyoruz? Bunun sebebi şu. Apisto yumurtalarının dış kabuğu sert suda, özellikle yüksek kalsiyum sertliği olan sularda dış kabukları sertleşiyor. Dolayısıyla çiftleşme sonrası erkek Apistogramma döllerken yumurtaları spermin yumurtanın dış kabuğunu delerek yumurtayı döllemesi önünde yumurta dış kabuğunun kalsiyum sertleşmesi büyük bir engel. Yani yumurtalar döllenemeyebiliyor sert suda. Yumurtaların döllenebilmesi ve dış kabukların sertleşmemesi için iletkenliği düşük su, ters ozmoz suyu önemli. Peki neden asitlik olması gerekiyor? Çünkü aynı zamanda yumurtaların mantarlaşmaması için de sudaki mantar sporlarını öldüren tanin ve humik asit yumurtaların mantarlaşmasını engellemek adına bizim kullanabileceğimiz doğal maddeler. Yani metilen mavisi kullanmak yerine ben humik asit ve tanin kullanmayı tercih ederim. Humik asit ve tanini nasıl sağlayabiliriz? Akvaryuma koyduğumuz kökler, yapraklar, kızılağaç kozalakları ve filtreye koyabileceğimiz turba bir humik asit ve tanin kaynağıdır. Üreme konusuna gelirsek, bunlar mağara yumurtlayıcıları ve genelde çift olarak en sağlıklı şekilde ürüyorlar. Akvaryumlarda köklerin altına, bitki yapraklarının altındaki gizli köşelere ve özellikle güzel bir substrat olan Hindistan cevizi kabuklarının içerisine ters şekilde yumurta diziyorlar. Hindistan cevizi kabuğunun üst yüzeyine yumurta dizen balıklar ve dişilerde yumurta bakımı ve yavru koruma dişilerde görülüyor. Akvaryumda ditir varsa erkeğin de alan koruma yapmasına izin veriyor dişi. Hatta benim kalabalık bir akvaryumda ürettiğim agassizi çiftinde şunu gördüm. Enderlerin yoğun saldırılarına maruz kalan anne agassizi erkeği resmen çağırdı. Başını aşağıya eğip titreyerek ve uzak bölgede olan erkek geldi, enderleri kovaladı. Yavruların etrafındaki diğer balıkları uzaklaştırdı ve belli bir mesafede durmasına erkeğin izin verdi dişi. Ancak ditir olmasaydı belki de dişi o erkeği tamamen kovalamak isteyecekti. Dolayısıyla üreme öncesinde baskın olan taraf erkek, yumurtlama sonrası ve yavru bakımında baskın olan taraf dişi.
Burada uyumlu çiftleri izlemek benim en zevk aldığım şey. Şanslıyım çünkü bugüne kadar pek bütün çiftlerim uyumluydu. Bu biraz da Dieterli akvaryumlar üremenin gerçekleşmesinden dolayı oldu. Açıkçası ben üretici değilim. Ben akvaryumda bir belgesel tadında görüntü izlemek istiyorum. Akvaryumda balıklarıma en doğal ortamı sağlayıp doğal seleksiyonla sağ kalanların gelecek jenerasyonları devam ettirmesini taraftarıyım. Ama ticari olarak yapsam böyle yapmam. Ticari olarak yapsam her çift için ayrı birer 40'lık küp akvaryum ve 50'lik küp akvaryum kullanırım. Dolayısıyla yavru bakımını 20 ila 25 gün arasında anne balık üstleniyor. 20-25 gün sonra zaten anne balığın yavrulara olan ilgisi kaybolmaya başlıyor. Ve bu süre yani 20-25 gün sonra anne balığın dahi 20-25 gün periyodunda korulu yavrulardan kaçamayanları yediğine şahit oldum. Dolayısıyla anne bakımı bittikten sonra verimli bir üretim isteniyorsa 20-25 günlük periyodun sonunda anne balığın davranışları gözlemlenip yavruların tamamen yalnız bırakılarak büyütülmesinde fayda var. Ancak ben şuna karşıyım. Yavruları ilk yumurtadan çıktığı anda annesini ayırarak da besleyebilirsiniz. Ancak yavrular bir anne bakımını görmeliler. Anneyi direkt alırsanız bu sefer yavrular kendi yumurtladıklarında kendi yavrularını nasıl koruyacakları konusunda hiçbir fikre sahip olmuyorlar. Ama yavruyken kendilerini koruyan anneyi izledikleri zaman onlar da yavruladıkları zaman yavruları koruma davranışını daha net gösterebiliyorlar. Bunun dışında yavrulara ne verilebilir? Ben Hikari First Bites veriyorum. Hikari First Bites batması biraz zor olan bir yem. Önce bir bardakta yaklaşık 10-15 dakika çökmesini bekletiyorum. Daha sonra şırınganın iğnesini çıkartıp şırıngaya çekip onu ters vakumla şırınganın ağzını kapayıp yukarı doğru çekmek sureti havasını aldıktan sonra yavrulara yakın bir yere püskürtüyorum. Ancak Artemia'da verilebilir, JBL Proanctompur'da verilebilir. Üreme konusunda benim bahsedeceğim hızlı bir özet geçtim. Bunlar. Yok, gayet Değerli iyiydi. kardeşim, sizin de fikirlerini duymak isterim. Estağfurullah abicim. Dediklerine aynen katılıyorum. Bazı durumlarda işte iletkenliğin ve pH'in niçin düşük olması gerektiğinin sebebi, ana sebebi bu zaten. Üremelerindeki en büyük sebep bu. Hani bunları uygun koşullarda, balığın kendi habitatındaki, bu hibrit türlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten çeşme suyuna, şebeke sularına adapte olmuş bir şekilde zaten ürüyorlar. Belki yumurta açılımı oranları çok fazla olmayabiliyor ama bir şekilde ürüyorlar yani. Bunu gerçekleştirebiliyorlar ama hibrit olmayan, doğal formu bozulmamış türlerde geldikleri bölgenin su değerleri takdir edilirse üremeleri noktasında da bayağı verimli ve olgun bir dönem geçirilmiş olacaktır. Bazen üremeyebiliyorlar da her şeyi yapmış olabiliyoruz. Su koşulları da uygun, ortamları da uygun. Literler de uygun. Her şey olabildiğince güzel olabiliyor. Fakat yavru yeme huyları da, yumurta yeme huyları da olabiliyor. İsterse mantarlaşmasın, çok umurunda değil. Bazı şeylerden, çünkü onlar da çok, diyorsun ki hani stres kaynağı ne olabilir? Bazen erkek olabiliyor. Bazen biz olabiliyoruz. Çok, çünkü o dönemlerde böyle hevesli olup da bayağı yanlarına yanaşıyoruz ya. Biz de olabiliyoruz. Bazen su koşulları bizim bilmediğimiz şekilde, tamam pH DDS uygun ama nitratı kontrol etmemiş olabiliriz. Belki nitrat çok fazladır. Onu rahatsız eden başka sebepler de olabiliyor. Belki ışık, kuvvetli bir ışık. Ama bunlar nadir de olsa görülebilen sebepler. Dediğim gibi deneyimsiz ilk yumurtasını yapmış türlerde de bu daha çok sık görülebiliyor. Yiyebiliyorlar. 2-3 batın yumurta yiyebiliyorlar. Sonrasında alışabiliyorlar. Hiç alışmayan türler de var mesela. Beslediğim personata 13-14 kez yumurtladı. Akvaryum 6.2 pH'ta, 5.8 pH'ta da oldu. Daha düşük pH seviyelerinde de gördüğü oldu yumurtaları dizdiği zaman. TDS zaten sürekli 20, 40, 50 en fazla oluyor. Daha ne Fakat olsun? daha ne Amazon'u olsun? evine taşımışsın. Ama yok yani o alışkanlık edinmişti. Belki erkeğe ayırsam bu da bir yöntemdir. Erkek çünkü çok ısrarcıydı. Belki de en büyük sebep buydu. Belki %80 sebep buydu. Ama ben ortamlarına müdahale etmeyi pek sevmediğim için hani doğal hallerine bırakıp yavrularsa ona bakarsa mantarlaşmaz veya da anne yemezse ne alaydı. Çok da uğraşmak istemedim. Hem yer darlığından mütevellit ayırmadım.
Ha, bu durumlarda karşılaşıldığı zaman ne yapılabilir? İşte su değerlerini kontrol etmekte fayda var. pH seviyesini kontrol etmekte fayda var. O balığı rahatsız eden etkenleri gözden geçirmekte fayda var. Dediğim gibi belki erkek çok baskıcı olabiliyor o dönemlerde. Düşey koruma içgüdüsüyle ben seninle mi uğraşacağım ulan deyip yavruları yiyip yani tamamen kendini o durumdan kurtarıyor. Bunun önüne geçmek için erkek ayrılabilir. Diğer sebepler kontrol edilebilir. Üstesinden geliniyor zaten. Genellikle TDS düşürüldüğü zaman birinci, ikinci batında yavru alınmıyorsa sonrasında alınabiliyor. Gerekli şeyler de bunlardı herhalde. Aşağı yukarı. Gökhan kardeşim hoş geldin. Şimdi burada şöyle bir faktör daha var. Bazı F0 balıklar akvaryum tutsaklığında üremiyorlar. Şimdi her ne kadar akvaryumumuz büyük bile olsa camlarla sınırlı bir bölge. Balıklar doğal ortamlarında dekarlarca metrekarelik bir su alanında yaşıyorlar. Ve istedikleri zaman mesela bölgelerine bir predatör geldiği zaman çok uzak bölgelere gidebiliyorlar. Akvaryumda bu şansları yok. İkincisi biz akvaryumlarda onlarla aynı seviyede yüz yüze bakıyoruz. Doğada insanla böyle yüz yüze karşılaşmıyorlar suyun altında. Evet. Dolayısıyla F0 balıklar için akvaryum ortamları bile bir stres faktörü. Her F0 balık üremez demiyorum. Ancak F0 balıkların bazı çiftleri üremeyebilirler. Gelelim akvaryum seleksiyon üretimi canlılara. Mesela Şey benim de tek... olabilir abi. Hakkını helal et. Lafını unutmadan tekrar Biraz söyleyeyim. önce buyurun, buyurun lütfen. Belki eşler de uyumlu olmayabiliyor. Bu zaman da üremeyebiliyorlar. Biri kısır oluyor, bu zaman da üremeyebiliyorlar. Yani her şartı gözden geçirip yine üremede sorun görülebiliyorsa eşlerden birini değiştirmekte, farklı bir erkek, farklı bir dişi koymakta da fayda var. Olabilir. Ayrıca şu da mümkün. Çiftler bazen gerçekten çok uyumsuz olup birbirleriyle çok kavga edebiliyorlar. Birbirlerini rakip gibi görebiliyorlar. Erkeğin dişiye veya dişinin erkeği birbirlerinin kuyruklarını parçalayacak kadar sert davrandığı durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda erkek ve dişinin birbirleriyle çok birbirlerine baskı uyguladığı, baskınlık kavgalarının yoğun olduğu durumlarda ayna göstermek, günde 10 dakika, 15 dakikalık periyotlarla gerekirse günde birkaç kez ayna göstermek çiftler arasındaki uyumu sağlıyor. Şöyle sağlıyor. Aynı betalar gibi aynada gördükleri akislerini rakip bir balık zannedip saldırıyorlar. Kes Ne oluyor böyle sahipleniyor. bir... Aynen. Ne oluyor böyle bir durumda? Erkek orada başka bir erkek var zannedip dişisini o erkeğe kaptırmamak için daha dişisine karşı toleranslı ve koruyucu davranabiliyor. Aynı zamanda dişiyle erkek aynı anda saldırdıkları için o aynadaki rakipleri aralarında beraber bölge savunma davranışı bir bağ oluşturuyor. Veya dişi oradaki dişiyi görüp erkeği o dişiye kaptırmamak için erkeğine sert davranıyorsa daha toleranslı olarak davranabiliyor. Yine acemilikten yavru yemeğe şu örneği verebilirim. Benim Çekya ithalatı Apisogram agassizitefe pearl blue çiftim ilk iki batım yumurtalarını yediler. Muhtemelen dişi ne yapacağını bilmiyor. Ancak 3. batımından itibaren yavruları gezdirmeye başladılar. Ve ben 6-7 batım üst üste ondan sonra yavru aldım onlardan ve verimli sayılarda yavru aldım. Yani her batımda 30-35 civarı yavru aldım. Dolayısıyla zaten Apisogramma gibi dişi agassiz gibi küçük bir balıktan ancak 30-35 tane yavru yumurta çıkması gayet iyi bir rakam. Üreme konusunda da benim söyleyeceklerim bunlar. Eklemek istediğim bir şey varsa devam edebiliriz. Genelde hepsini konuştuk zaten. Üremede yavruları özellikle yemeyecek diter türlerinin akvaryumda bulunması. Ama bu yavru sayısını çok tutmak isteniyorsa, doğal haline bırakmak isteniyorsa ayrı tabii ki. Bunlardan bahsettik. Dediğim gibi su koşullarının öneminden, yavrulara verilebilecek yemlerden. Şöyle bir şey de var. Bu tabana serdiğimiz yaprakların, yaprak çöplerinin ilk bir hafta, özellikle 2 hafta, belki bir ay boyunca yavruların ana besin kaynağı olan o mikroorganizmaların yaşadığı, kolonileştiği alanlar olduğu için bu yaprak çöpleri, yaprakların kullanılmasının en büyük avantajlarından biri de bu olarak görüyorum, artı olarak. Bir dostumuz şöyle demiş, ayna terapisini bana eksik anlattılar. 3 gün boyunca aynayı tuttum, erkek inkamı öldürdüm demiş. Şimdi ayna terapisi aslında ayna terapisi diye bir şey yok. Özellikle betalarda faydası yok. Kesinlikle zararlı ve betanın ruh sağlığını bozan bir şey. Apistolarda faydası şu. Apistolarda çiftlerin arasındaki bağları kuvvetlendirmek için kullanılan bir yöntem. Fakat
Dediğim gibi, tek seferde 5 ile 15 dakika arasında ayna göstermek yeterli. Kısa zaman Evet. aralığında. Eğer çift çok uyumsuzsa bunu işte 2-3 saatte bir tekrarlamakta fayda var. Çok uyumsuz değilse günde bir kere göstermek. O da çift uyumu yakaladıktan sonra artık bir daha ayna göstermenize gerek yok. Ayna terapisi diye bir şey yok. Ayna sadece çiftlerin uyumsuz olduğu zorunlu durumlarda kullanılır. Onun dışında benim çiftlerim hep uyumluydu ve ben hiç ayna terapisi kullanmadım mesela. Gerek yok. Yani o balıkların ruh sağlığını bozmak aynı zamanda. Sürekli bir rakibe karşı agresyon sergileyen bir balık. Çünkü doğada sürekli rakiple karşı karşıya değiller. Doğada bölge ihlali yapan bir rakip olduğu zaman bölgesini savunan taraf veya bölgeye işgalci olan taraftan hangisi baskınsa diğer taraf kısa süre sonra kaçıyor. O kavgalar çok kısa sürüyor. Sürekli didişmiyorlar birbirleriyle. Dolayısıyla bizim de ayna terapisini 5 ila 15 dakika arasında tutmamızda fayda var. Eyvallah hocam. Şey de bu arada Artemia'da verilebilir. Hani ben canlı yem vermediğim için bahsetmedim ama yavruları Artemia'da çok rahatlıkla verebilirsiniz. Evet, üreme konusunda bu kadar. Genelde Nasıl devam edelim? her şeyden bahsettik. İşte Evet. su değişim rejimlerinden de bahsedebiliriz. Ya şöyle, su da mümkün mertebe nitratı düşük tutmakta fayda var. Azotlu bileşikler bu küçük canlıların metabolizmalarını hızla çökertiyor. Dolayısıyla nitratın 10-15 ppm ve altı seviyesinde tutulabileceği oranda bir su değişimi yeterli. Tabii ben su değişimi yaparken nitrat ölçümü yapmadığım için %25 oranındaki bir su değişimiyle haftalık olarak bunu gerçekleştiriyorum. Yani ihtiyaç olsun ya da olmasın, ihtiyatlı davranıyorum. Ancak tabii su değişimi yaparken ideal koşullar ters ozmosuyla istediğimiz TDS su sertliği ayarını ölçümle sağladıktan sonra ters ozmozla çeşme suyunu karıştırarak veya sadece çok yumuşak sularda yaşayan türlerse sadece ters ozmoz suyu kullanarak ideal sertlik ve pH oranlarını takip ederek su değişimi yapmak en iyisi. Ama ben bununla uğraşmıyorum. Dediğim gibi ben üretici de değilim. Yani akvaryumda bir belgesel keyfi yaşamak istiyorum. Balık ürerse tabii ki çok mutlu oluyorum ama üremesi şart da değil. Dolayısıyla ben bir hafta dinlendirdiğim çeşme suyla su değişimini yapıyorum. Bunun balıklara hiçbir zararı yok. Sadece yumuşak su türleri bu koşullarda üremiyorlar. Senin söylemek istediğin, ilave etmek istediğin varsa dinlemekten çok memnun olurum. Tabii estağfurullah. Genelde işte ters ozmos zaten alınıyor. Yani hapistoya bulaşan insanlar olduktan sonra bir şekilde ters ozmos alınıyor yani aylar sonra. Ters ozmosa Ben hala çeşme... direniyorum son bir kan olarak. Eyvallah abicim. Ters ozmosa çeşme suyu katılabilir. Tabii ki katmakta bu TDS ayarlamak için, mineral yapmak için. Fakat dinlendirilmiş olması çok önemli zaten. Ha, ne kadar dinlenmiş olsa da içinde yine de içinde Kloramin kullanılan kalabiliyor. Kloropsil da kalabiliyor. kloramin kalabiliyor. Kalabiliyor. Bunun yerine şey kullanılabilir. GH katkıları var ya. Özellikle Salt olarak geçen ama salt GH buzları. katkıları var. Ozmos suyun içerisine istediğimiz TDS oranına getirene kadar o katkılardan eklenip değişim suyu olarak kullanılabilir. Şeyden bahsedebiliriz abim. Ben işte filtrede ne kullanılabilir? Filtre medyası olarak. Bir dostumuz bir soru sormuş. Çok özür dilerim, lafını kesiyorum Estağfurullah. ancak yumurtadan yavrular kaç günde çıkar? İnka için soruyorum. Genel olarak türlerin çoğunda hemen hemen tamamına yakında yumurtlamadan 4-5 gün sonra yavrular çıkıyor. Bir 4-5 gün prelarval evrede kalıyorlar. Yani kuyruk sallama evresinde. Titrek. Vitellus keseleriyle titrek bir şekilde yine yumurtlama substratına yani Hindistan cevizi kabuğunun içerisine yapışık pozisyonda kalıyorlar. 4-5 gün yumurtaların çatlamasını bekliyoruz. 4-5 gün yavruların besin keselerini, vitellus keselerini bitirmelerini bekliyoruz. Yaklaşık 9-10 gün içerisinde yavrular serbest yüzüşe geçiş haline geliyorlar. Bu türlerin %99'u için geçerli. Su sıcaklığının düşük olması bu süreci uzatıyor. Su sıcaklığının yüksek olması bu süreci kısaltıyor. Ancak şimdi su sıcaklığı ve pH önemli parametreler. Ne bakımdan önemli parametreler? Yumurtadan çıkan yavruların cinsiyetleri üzerine direkt etki ediyor. Evet. Dolayısıyla erkek ve dişi sayısının eşit olması için su sıcaklığının 24-25 derecelerde tutulması ideal. Su soğudukça dişi birey sayısı, su ısındıkça yani 26-27'leri çıktıkça erkek birey sayısı artıyor. Yine pH
Bazı türlerde de değişiklik gösterebiliyor yani. O tam tersi de olabiliyor. Aynen. Aynen. Bazı türlerde tam tersi de olabiliyor. Benim anlattıklarım genel ama bazı spesifik türlerde tam tersi de olabiliyor. Bu konuda internet üzerinde Google'a apistogrammalarda pH ve sıcaklığın cinsiyete etkisi olarak yazıp aratırsanız tablolar çıkıyor ve bu tablolardan da faydalanabilirsiniz. Eyvallah abicim. Filtre içeriğine mi geçelim diyorsun sevgili dostum? Geçelim. Hatta ben filtrede özellikle seçen matris tavsiye ediyorum. Denitrat. Özellikle denitrat daha uygun oluyor. Zaten düşük debili tanklar kurduğumuz için apistogrammalara. Denitrat daha fazla bakteri popülasyonun düşük debili olan alanda daha verimli çalıştığını hem bizzat gördüm hem de zaten makalelerde falan da bayağı tavsiye edilen bir ürün. Bunu artı olarak suyu yumuşatmak için ister fresh water olsun, ister Black black Hawk. water bir kurulum olsun. Black water kurulumunda zaten peat kullanılmıyor. Fakat fresh water'da peat'in katkısını nereden alabiliriz? Denerlerin Humin Exceller diye bir ürünü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Humin zaten peat'ten alınabilecek humic maddeleri o şeffaf bir şekilde o sıvı da var. Suyu bulanıklaştırmadan fresh water bir kurulumda da kullanılabiliyor. Pit ekliyorum dediğim gibi bunu ekliyorum. İşte biyolojik sünger varsa onu kullanıyorum. Fazla bir şeyde çok gerek yok zaten. Hani mekanik temizliği yapan el yaptı ona benzer malzemelerde. Biyolojik filtrasyonu yapan seçem ve buna benzer. Seçemi ne için özellikle söylüyorum? Hani suyu yumuşak tutuyor. Suyun pH'ini yükseltmiyor. Çok fazla suya salınımı olmadığını bizzat ben deneylerde keşfettim. Diğer ürünler de kullanılabilir tabii ama seçimin en az suya salınım yapan ürün olduğunu biliyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi bu konuda? Dediklerine aynen katılıyorum. Öncelikle bir önceki konuda suyu sertleştirmek için, yani suyu sertleştirmek derken uygun TDS'i yakalamak için kullandığımız işte Amazonian Salt gibi ürünlere güzel bir örnek vermek istiyorum. Seachem Equilibrium kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir ürün TDS ayarlamak için, TDS'i arttırmak için. Onun dışında kendi filtrelerimin diziliminden bir örnek vereyim. Apisto akvaryumlarımda kullandığım filtrelerin dizilimlerinden kısaca bir örnek vereyim. Dediğim her şeye aynen katılıyorum. Benim filtrelerimin içerisinde zeminde öncelikle filtrelerin üst ve altındaki sujet oluşturmasını sağlayan ızgaraların altını boş bırakıyorum. Benim su sirkülasyonuna da ihtiyacım var. Diğer insanların yaptığı gibi oralara bir şeyler doldurmaya çalışmıyorum. Orada üst ve altta su jeti, suyun dönerek çıkmasını sağlamaları için o şeylerin, ızgaraların, altlarının boş olması önemli. Izgaranın üstüne alttan yukarı doğru, yani kirli su girişinden temiz su çıkışına doğru filtreyi sıralıyorum. En altta bir biyobol veya suyu sertleştirmeyen seramik halka gibi, ama suyu sertleştirmeyen bazı seramik halkalar çok sertleştirici materyallerden yapılıyor. Ben biyobolu tercih ediyorum. Hem biyolojik olarak bakteriyi sınırlı da olsa tutabilecek, hem de suyu nozul gibi parçalara bölerek yukarı doğru gönderecek bir materyal kullanıyorum. Onun üstünde biyolojik sünger kullanıyorum. Biyolojik süngerimin üstünde Seachem Matrix ve Eheim Substrat Pro. Her ikisi de var. Bunlar benim nitrifikasyon bakteriler için bakteri yatağım. Tekrar üstte bir biyolojik sünger. Onun üstünde de eğer kullanacaksam Torf, peat kullanıyorum. Onun üstünde de keçe filtre, katı atıkları almak için. 3 ayda bir filtre temizliği yapıyorum. Filtre temizliği yaparken substratları kesinlikle yıkamıyorum. Onları akvaryum suyla dolu bir kovada bekletiyorum. Bakterilerin ölmemesi bakımından. Sadece ve sadece süngerleri yıkıyorum. Katı atıklardan arındırmak için. Tekrar filtreyi dizip tekrar koyuyorum. Dediğin gibi filtrelerimizin debisi 200 litre bölü saatin altındaysa Seachem Denitrate çok verimli bir bakterisi substratı. Benim eflatun tankımda Seachem Denitrate var mesela. Ancak filtremizin debisi 200'ün üstünde ise o zaman Seachem Matrix daha iyi bir bakteri tutucu. Seachem Matrix evet suyu en az sertleştiren substratlardan biri. Bu konuda senin değerli deneyimlerinden ben de faydalandım. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Aynı zamanda Seachem Matrix'in bir özelliği daha var. Birim yüzey alanı en yüksek olan substrat. Şimdi bizim nitrifikasyon bakterilerimiz substrat yüzeylerine tutunarak yaşadığı için
Substratların üzerindeki yüzey alanları bizim için önemli. Yüzey alanı ne kadar çoksa o kadar fazla bakteri var demektir. Hatta öyle ki Dolayısıyla. seranın çıkardığı bu küçük ürünler var ya, substrat olarak kullandığımız, ismini tam hatırlayamadım. Camdan yapılmış neydi ismi tam olarak? İsmi dilimin ucunda da ürünü anladım da ismi dilimin He? ucunda. Yani o şu anda piyasadaki en kaliteli nitrifikasyon bakteri yatağı olarak ürünlerden biri. Seçen Matrix ve Denitrat onun sağladığı yüzey alanının 10 çarpı 10 katı daha fazla yüzey alanı sağlıyor yani. O şekilde hesap edebiliriz. Benim bu konudaki favorilerim kesinlikle Seachem Matrix, Seachem Denitrat, Eheim Substrat Pro. Ben onlara güveniyorum açıkçası. Eyvallah abi. Diğerleri kalitesizdir demiyorum. Aha. Diğerleri de iyidir. Ancak şey çok bence Seachem ve Eheim bu konuda çok daha ileride. Ya çünkü Seachem yani bir Sporax. aynen Hadi cevap geldi. Teşekkür ederiz. Sporax. Cem abim herhalde. Sera Sporax, pardon, özür dilerim. Benim alandan daha fazla verim Sera Mikromek'te suyun nozuller halinde çıkmasını sağlıyor. hani benim alandan daha fazla verim alabileceğimiz ürün dururken diğerlerini tercih etmek. Zaten örnek veriyorum işte Seresporax'tan 200 gram kullanacağımıza bundan Matrix'ten 100 gram kullanmak hem maliyet açısından hem birim alandan alınan verim açısından daha faydalı. Evet. Katılıyorum. Ama tabii ki Seachem bulamıyorsak veya Eheim yoksa Seresporax'ta gayet iyi bir ürün. JBL'in de gayet iyi ürünleri var bu konuda. Ama JBL dediğin gibi. Tormek, aktif Tormek özellikle bayağı inceledim. Kullanma fırsatım olmadı ama incelemelerime göre hem suyu yumuşatan, tabii ki ozmoz su kullanılıyorsa, suyu sertleştirecek zeminde herhangi bir dekor malzemesi kullanılmıyorsa, pH'i 6 ve 6'nın altına düşürebilecek potansiyele sahip JBL'in aktif Tormek ürünü, peat olarak kullanılabilir. Eheim ve Sera'nın torflarına göre daha kaliteli ve daha uzun ömürlü olduğunu okudum. Bizzat test eden insanlardan da hem yerli hem yabancı forumlarda gördüm. Kullanılabilir. JBL iyi markadır. JBL benim de sevdiğim, yakın olduğum markadır. Yemleri çok kaliteli mesela. Diğer ürünlerinin de gayet kaliteli olduğu yönde duyumlar alıyorum. Yemlerini kullanıyorum. Elyafını kullandım. Ancak diğer ürünlerinin de gayet kaliteli olduğunu senin gibi duydum ben de. Eyvallah abicim. Aşağı yukarı konuşacaklarımız bunlardı zaten. Sonrasında yeniden soru cevap şeklinde belki yapabiliriz ilerleyen günlerde. Bununla ilgili özel bir Tabii durumda. ki. Hemen hemen her şeyi konuştuk herhalde. Söyledik. Senin eklemek istediğin bir şey varsa seni dinleyelim abi. Son olarak şunu belirteyim. Değerli kardeşim, Arif kardeşimle biz şey yapmak istiyoruz. Bir cüceler serisi yapmak istiyoruz. Dolayısıyla apisogrammalardan başladık. Bu Pamuk diğer Prenses cüce ve Yedi türlerde Cüceler. aynen öyle. Diğer cüce türlerle devam edecek. Örneğin önümüzdeki haftalarda işte mikrogeofagus, cüce toprak yiyenler, cüce acaralar, beta türleri, cüce gökkuşakları, cüce Orta Afrika çiklitleri gibi cüce türlerle cüce serimiz devam edecek. Bunun da haberini vermek istedim. İnşallah. Haftada bir gün sizlerle sohbet etmek planımızda, Allah nasip ederse. Hem değerli kardeşim Arif'le sohbet etmekten hem de değerli dostlarımın huzurunda olmaktan şahsım adına büyük bir keyif duyuyorum. Dostlarımla etkileşim halinde olmak, dostlarımın sorularını yanıtlamak benim için büyük bir keyif. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız, bizi dinlediğiniz için. İyi ki varsınız diyoruz. Sevgili Arif kardeşim, benim söyleyeceklerim bunlar. Sen ilave edeceğin Ben bir şey varsa de çok dinleyelim. teşekkür ediyorum abi. Seninle hepsinden ziyade sohbet etmek, abi kardeş sohbeti gerçekleştirmemiz Eyvallah açısından ben kardeşim. çok mutluyum kendi adıma. Hem Ben de öyle. değerli katılımlarından dolayı arkadaşlarımıza, abi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum ben. İnşallah devamı gelecek diyelim. Her İnşallah. şey için çok teşekkürler abi. Sohbetine yüreğine sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Nazik yorumları olan Akako Scape'e de çok teşekkür ederim. Tüm dostlara da çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık cümleten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.